Niye her şeyimiz ortada? Heh, şükür uyandın aşko ya. Ya senin omuzu düşük bir şeyin vardı, mor. Nerede o? Leyla'da. Aman o kadar da kombin yaptım kafamda ya. Bir dakika, bir dakika. Kuzey için mi bu hazırlıklar? Hadi itiraf et artık şunu kankana ya. Kendim için bebeğim. Bugün biraz kendime düştüm de. Ya kızım, İpek Hoca bize hep ne derdi hatırlasana be. Düzenli olmak sizin seçiminiz, bu kendinize olan saygınızı gösterir. O değil ya, diğeri. Kendinizi kimseyle kıyaslamayın, her insan kendine özeldir. Ya öbürü, öbürü. Tabanı bitirirsen ödülünü hak edersin mi? Ne derdi bana dedikleri bunlar işte. Her şey kendinizi sevmekle başlar. Siz önce kendinizi sevin, kendinize değer verin derdi kızım, hatırlasana. Yalnız o Savaş Hoca'nın lafı. Maf, neyse ne işte. Önce ben bir duş alayım. Sonra saçımı yaparsın, değil mi? Çünkü niye? Saçı bir kadının imzasıdır. Bunu kim söylüyor? Ünlü filozof Özge Yazıcı tabii ki. Hmm, pardon, özür dilerim. Aman! Ay kuşum benim ya, sen kıyıp mı oldun? Anne neredesin? Oo! Lan, geri bas! Ne oluyor be? Annem nerede oğlum seni? Bak, anam bana ne? Doğru konuş. Dua et kadınsın. Allah var güzel de kadınsın da, sen yine de bir şöyle ağzını topla bacım. Sonra sıkıntı çıkar. Laflara bak ya. Bana bak, sıkıştırılmış adamasın, sen doğru konuş. Bak dayağımı yersin, ben öyle kadın erkek çoluk çocuk dinlemem, dalarım ha. Ne yapıyorsun? Çocuk o, görmüyor musun? Ya ne çocuğu ya? Çocuk mu adam mı belli değil. Ay yer cücesi, ay kim getirdi seni? Sen kimsin, bu ne ya? Tamam sakin ol. Öğrenirsin yakında kim olduğunu. Annem bu hastanenin doktoru. Bence ayağını denk al. Bu dediklerini duymasın. Hadi bana eyvallah. Ne haber güzellik? Kim ya? Ne bileyim? Bak ya. Dedim bozuldu. Selamünaleyküm. Selam Kürşat. Müsaade var mı? Var tabii ki, gel. Gel otur bakalım. Nasıl istiyorsun, böyle mi, böyle mi? Şuraya oturalım. İyi, hadi bakalım otur. Bak oturduk ama he. Gene bebe muamelesine başlayacaksın. Yok çocukmuş, korkuyormuş falan diyeceksen. Ya yok, tamam. Anladık. Çocuk muamelesi görmek istemiyorsun, sevmiyorsun. Anladım. Değilim çünkü. Delikanlı olduk artık ya. Tabii. Boyuncucuk kadar dersen de. Devede de boy var ama. Eşeğin arkasından gidiyor. Aynen ondan. Peki. Bugün niye burada olduğunu biliyorsun. Okulu temizledim. Tertemiz yaptım. Peki söyle bakalım. Okul tertemiz olmayı hak edecek. Ne yaptı? Herkese var çocuklar, acele etmeyin. Acele etmeyin, herkese var. Kürşat, o ellerin anne. Ne varmış hocam? Hoca mı sürseydin? Bir de cevap veriyorsun utanmadan. Su diye bir şey duydun mu sen? Ya da sabun. Kalk git çabuk temizle gel ellerini. Kaç kere söyledim ben sana temiz ol diye? Kaç kere? Midem bulandı. Oğlum ne duruyorsun? Hadi yürü. Hadi. Resmen bana bakarken midesi bulandı hocam. Ben de dedim ellerimi temizlemişken bütün okulda temizleyeyim. Yani ne var bunda? Amma tatava yaptılar ha. Buraya yollamalar falan. Suç işledik sanki. Suç değil mi sence? Değil tabii. Şakadan da anlamıyorlar. Peki. 10 puanlık uzman sorusu. Sence suç nedir? Hangi birini sayayım? Taciz, tecavüz, cinayet. Geçen haberde gördüm. İtin biri
Kadına tecavüz etmiş. Sonra da çekmiş takımlar o için. Bir de mahkemede gelmiş çok pişmanım diyor. Hayır ben senin pişmanlığına bana vereceksin o herifi. Pişman oluyor muyum olmuyor muyum o zaman izin. Neyse ya. Haber izleyende kabahat he. Asabını bozuyorlar adamı. Vallahi ben de izlemiyorum. Sinirini zıplatıyorlar insanı yok yere. Peki. Babanla aran nasıl? Kral adamdır babam. Babanla aran iyi yani. İyi. Peki anne? O uzakta. Nerede? Fransa'da. Şarkıcı. Çok güzeldir anamın sesi. Peki, haberleşiyor musunuz? Oo, her gün. Özlüyor musun? Çok. Gidiyor musun görmeye? Amerika uzak ya. Amerika uzak. Fransa'dan bile uzak. Anladın değil mi? Anladım. Anamı beni neden görmek istemediğini mi duymak istiyorsun sen? Neredeydi sorarsın sen şimdi. Bana ne ya? Neredeyse nerede? Beni görmek istemeyenin peşine ben mi koşacağım? Bana ne anlamamalık yaptı. Elbet ananın yerini tutmaz ama... Ben analık nedir bilmediğim için çok da koymaz yani bana. Amma da sordum be doktora ya. Neden de dedem. Yaşlı başlı insanlar dışarıda. Diktik onlardan. Haklısın. Tamam. Daha soru sormayacağım sana. Ama bu ara sık sık görüşeceğiz ha. Okul seni gönderdi için. Eyvallah. İyi miyiz? Çok. Gel. Nasıldı? O kadar yaralı, o kadar duygusal bir çocuk ki Sibel, sana anlatamam. İçi böyle aslında yumuşacık ama bir o kadar sert olması lazım canını yanmaması için. O yüzden çocuk olmayı reddediyor. Gördün halini? Ne olmuş bu kadar bu çocuğa böyle olmuş Nilüfer? Küçükken annesi öldürmeye kalkmış. Ne? Aslında astarını öğrenmemiz lazım. Gerçek mi değil mi? Tamam ben araştırıyorum hemen. İki. Kuzey. Kuzey'in dosyasında da annesinin kanserden öldüğü yazıyordu ama... maalesef o da... çocuğunun gözü önünde kendisini asmış. Kuzey 3 yaşındayken. İki dosya da sende Sibel. Tamam, hallediyorum.